Buradaki benim takıldığım milletin ne tercih ettiği değil, nasıl yorumladığı ve nasıl telaffuz ettiği. Sikinicim mi, bol kesim mi? Sikinicim. Sikiciyim der gibi. Efendim? Sikinicim. Canın iyi diyeyim. Bol kesim mi? Sikini seviyorum. Daha rahat ediyorum onun için. Sikini ara sıra giyiyorum. Sikini güzel. Sikini mi, bol paça mı? Kim kimin sikini? Sikini mi, bol kesim mi? Zorlama. Abi ben bileyim. Vallahi abi ben anlamam. Sikini mi, bol kesim mi? Sikini. Bu neden oluyor bilmiyorum. Sikini sevmiyorum, rahat değil çünkü. Küçük 15 yaşında bıraktım ben sikini giymeyi. Sikiniye karşıyım. Herkes bol paça giysin. No sikini. No. Herkes sikinisine sahip çıksın. Bir de kesinlikle normal yerlerde halkın içinde giyinmesin. Kesinlikle plajlarda sikini görmekten gıcık oluyorum. Hele yakışmayan insanlar kesinlikle olmasın. Böyle yakışan insanlar giy. Bak sikini giyin. Yani bir şeyleri dar giyme mevzusu. Birazcık kilolu erkeklerde veya bir tık bacak yapısı kalın olan erkeklerde çok itici duruyor. Bunlar daha böyle ince uzun, fit, böyle hani götü bacağı oranlı insanlarda fena durmuyor. Yani kalkıp da onu böyle zorla giymeyeyim. Şimdi ben skinny giysem, böyle nasıl diyeyim, yapışık bir şeyler giysem, bacaklarım uzundur benim, çok kısa değil ama şimdi tabii kilo aldığım için çok lümbür lümbür olmaz. Kimisi şeyden giyiyor abi, zayıf gösteriyor diyor. Ama böyle patates gibi yürüyorsun. Kimse de güzel durmuyor bence demiş biri. Ya işte zevk meselesi de o. Bazı vücutlarda böyle nasıl diyeyim, ince uzun daha fit insan vücutlarında fena durmuyor yani. Sikini giyen TikTokçudur. Ben giymiyorum, bana bu şey yapmayın. Alper Üçlü'yle olmuş abi, geçen Gerizmut oynarken gördüm seni. Çağrı abi yani aynı sinemalarda oynuyor. Kemal abiler de girecekmiş. Biliyorum biliyorum, o Harry Potter RP'sine konuştuk biz hep beraber. Kemal'e söyledim oğlum, hadi girelim diye. Girelim dedi, bekliyorum. Ben kot bile, ben de kot giymeyeli yıllar oldu ya. Kot giymeyi bırakalı herhalde bir 10 sene olmuştur bende. Excalibur üçlülmüş, tam geçen sene bugünlerde bu videoyu yapıp abone olmuştum. Hayırlı olsun kardeşim. Sixpacks 3 lira olmuş, bir dakika demiş. Ebu Bekir 5 lira olmuş. Reis TV programı yaptım, yayına girdik. Çok mu kötü falan. Video açmıyorum dediğim için açmıyorum. Erdo 3 lira olmuş abi, green card kazandım. Amerika'da hiç arkadaşım yok, nasıl arkadaş edinebilirim? Önce git de Amerika'ya. Edinirsin. Ben de eşofmana döndüm artık ya. Ben bir de dümdüz abi. Siyah tişört, siyah eşofman. Yıllardır öyle giyiniyorum. Ya da siyah pantolon. Siyah kot. Çok kot giymem gerekiyorsa postal falan giyecek pantolon giyiyorum. Eşofmanla postalı çok yakıştıran biri değilim. Kotla hayal edemedim. Niye? Bilir. Sikini mi, bol paça mı? Sikini. Sikini tuttuk. Efendim merhaba. Merhaba. Sikini mi, bol paça mı? Kim sikini diyorsun? Sikini mi, bol paça mı? Arada büyük troll dönmüş. Sikini. Dar giymeyi seviyorum çünkü. Herkesi sikiniye davet ediyorum. Sikini güzeldir. Sikini mi, bol kesim mi? Abi sikinin. Çünkü herkes sikini yani, öyle. Kimse sikini de değil abi. Herkes bol paçalı, kimse sikini de değil. Yani sikini diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani bana göre herkes sikini giyebilir. Herkes sikine sahip çıksın. Olayı takip eder misiniz? Evet. Sikin mi, bol kesim mi? Analiz ediyor şu an, anama mı sövdü acaba diye. Sikinicin. Neden? Daha kesin daha iyi. Sikinicin daha sikicin oluyor. Modayı takip eder misin? Ediyorum evet. Nasıl ediyorsun? Yani güzel şeyler oluyor. Kıyafet yönünden, şey yönünden çok güzel oluyor. Efendim pantolon alırken sikini mi, bol paça mı tercih eder? Her ikisi de, hem sikini hem bol paça. Gerçi bol paçadan yanayım. İspanyol paçadan. O daha rahat, daha güzel. Yani otururken, kalkarken, hareket ederken rahat bir şey yani. Merhaba. Merhaba. Modayı takip eder misiniz?
Vallahi sanmıyorum. Ben o da etmiyorum ya. Skinny mi, bol paça mı? Nasıl yani? Bak ciddileşti, bak ciddileşti dayı. Paça mı? Nasıl yani? Yok yok. Sevmem. Bol paça. Bol paça. Evet evet. Bol. Bol. Sevmem. Sevmem. Skinny mi, bol kesim mi? Savuk mu? Skinny mi, bol kesim mi? Skinny değil ha. Bol. Skinny jean mi, bol kesim mi? Şöyle eskiden annelerimizin babalarımızın zoruyla bol kesim giyiyorduk ama son zamanlarda erkeklerde skinny jean moda olmaya başladı. Ya, çok seviyorum insanımızı ya. Harbiden. Elinde de dürüm böyle. Yakıştırıyorum. Dar paça, kısa kesim erkeklerin yeni modası. Böyle. Kızlar çok hoşuna gitmiyor genelde ama ben skinny jean'ciyim. O ne demek? Skinny jean. Jean. Ama skinny jean. Ben bu sorunuzdan bir şey anlayamadım. Daha açık sorusana. Ben klasik kesim kullanıyorum. Skinny mi, bol kesim mi? Bol kesim. Daha rahat. Sıkıcı oluyorum. Sıkını sıkıcı. Sıkını sıkıcı. Ben iyileri söyleyemiyorum yani. Bak burada reis geliyor bence. Yani nasıl bir şey bu? Yok, ben genelde geniş böyle large böyle rahat edebileceğim pantolon giyiniyorum. Sıkını sevmiyorum. Bol kesim daha iyi, artık rahat oturalım. Rahat şey. Skinny. Kısa boyu o kısa. Ya benim için. Abi bir de böyle şık olacağım diye aşırı rahatsız gezen insanlar var. Ben izlerken ben geriliyorum. Otururken böyle götü gözüküyor, bacaklar böyle kat kat oluyor, patlayacak anasını satayım. Böyle kıçına şey girmiş gibi oturuyorlar, böyle gömlek buralarından patlayacak gibi. Ya oğlum bir salın, bir rahat olun ya. Böyle kasa 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 kasa. Evet abi, çok rahatsız edici değil mi ya? Ben o yüzden eşofman giyiyorum abi. Bir de niye siyah giyiniyorum biliyor musunuz? Hem tabii kilo aldığım için, gerçi eskiden de ben zayıfken de siyah giyiniyordum da. Hem abi böyle abuk subuk şey dertleri yok. Ne bileyim, beyaz giydim mi meme ucun gözüküyor. Yok efendime söyleyeyim, göbeğin gözüküyor. Bir şey oluyor. Rahat abi, bak kamufle gibi böyle. Görüyor musun? Beni eleştiriyorlar. Lan bu adamın başka kıyafetim yok. Bu adam kıyafet mi almıyor kendine? Hayır, mesai harcamıyorum sadece. Bir sürü siyah tişörtüm var. Bir sürü siyah pantolonlarım, eşofmanlarım var. Koyu renkler seviyorum. Giyiyorum. Çok da rahatım. Sana neden pış değil canım? Onu eleştirebilir de. Közde lan yengeni.